Şimdi Bursa'dan da konuya sahip çıkan bilim adamları var. Şimdi Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri bir araya geldiler ve diyorlar ki tamam böyle bir musibet var başımızda. Peki bu illet bir işe yarayacak mı bari diye uğraşıyorlar. Nasıl? Bunu tarımsal bir alanda ürün elde edebilme yolunda kullanabilir miyizin çabasındalar. Toplanan müsilajın bize atılmasından ziyade yararlı bir ürüne dönüşebileceğini düşünüyoruz. Marmara'yı saran felakete bu sözlerle talip oldu. Akademisyenler deniz salyasından gübre, tarım ilacı, plastik ve yakıt üretecek. Güvenilirlik testlerinden geçtikten sonra bunların tarımda kullanılabilme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz ve ilerleyen çalışmalarda bunları yapacağız. Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Marmara'daki deniz salyasını ekonomiye kazandıracak. Uzmanlar denizden toplanan organik bileşenlerin geri dönüştürülmesini hedefliyor. Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılarımız bu müsilaj maddesinin plastikleşme özelliklerini inceliyorlar. Yani bunları biz biyoplastiğe dönüştürebilir miyiz, onu inceliyoruz. Ayrıca bunlar acaba biyoyakıt ham maddesi olarak kullanılabilir mi? Onun araştırmaları başladı. Eğer laboratuvar çalışmaları olumlu sonuç verirse deniz salyası Marmara'dan toplandıktan sonra çiftliklerde üretilecek. Tarım alanlarında toprağa verdiğiniz zaman bunları su tutma özelliğini artırıyor toprağın. Aynı zamanda eğer ki antibakteriyel veya böceklere karşı bir etkisi varsa bunu uyguladığınız zaman tarım zararlarına karşı bir önlem almış oluyorsunuz ve doğada bozulabilen doğal bir madde kullanmış oluyorsunuz.